Bugün TikTok'taki en IQ'suz insanların videolarına bakacağız. Ekibim ve ben bu videoların en iyilerini derledik. Dur bir dakika. Videoya geçmeden önce Instagram adresimi hala takip etmediysen oradaki takip et tuşunu kırıp beni takip eder misin? Eğer bu tarzda daha fazla video istiyorsanız aşağıdan abone olup bana destek olmayı unutmayın. Ufakta bir like'ınızı alırım. Karısından arabayı yıkamasını istemiş ve karısının ona attığı video bu şekilde. Abi güzelim araba gitti ya. Şu an var ya içim acıyor. Acaba arabanın markası ne? Kesin bu arabanın koltuk döşemesinden markasını bulacaklar vardır. Şöyle bir durum başınıza gelse ne yaparsınız? Hayatım benim arabayı bir yıkatır mısın ya dedim. Böyle bir video geldi. Ne yapacaksın ki ya? Ekibinin benim ekibimden daha akılsız olduğunu mu düşünüyorsun? Birisi tutacak herhalde telefonu. Evet. Oyunda kimse telefonu tutmadı. Telefon patladı ya. Normalde o oyun şöyle oynanıyor. Birisi telefonu yukarı atar, onu illaki birisi tutar. Ekipte kimsenin umurunda değil. Biri oraya bakıyor, biri buraya bakıyor, biri düşen telefonu izliyor falan. Sizin ekip bizimkinden betermiş. O ne abi? Ha, sakız. Sakız duvarı. Herkes gelmiş sakızını yapıştırmış. Gerçekten midem çok bulandı ya. Ben çıkarılmış sakızdan midem aşırı bulanır. Şu an gerçekten kusacağım galiba. Bir saniye. Genelde arkadaşlarım sakız falan çiğneyip çıkardıklarında diyorum ki kanka bakmıyorum, onu yok edin. Masaya falan bırakıyorlar bazen, artık alıştırdım, kimse bırakmıyor. Başkasının çıkardığı sakızı duvardan, hayır ya, yemiş olamazsın. Kaç paraya yaparsın bu hareketi? Ben gerçekten şu an karşımda bir teklif veren olduğunu düşünüyorum. Birisinin çıkardığı sakızı duvara yapıştırdığı sakızı ağzında alacaksın diyor. Kaça alırım? 10 bin liraya alırım. Abla kıyafetini niye oraya daldırdın? Ne oluyor ya? Boba diye bir içecek var. Onun içindeki topları alıyor eliyle. Ondan sonra oradan geri süzüyor böyle. Ben ne izledim daha demin ya? Gerçekten IQ'm düştü. Best of TikTok 0 IQ. Görüyorsunuz. Bakın diyor, bardak diyor, donmuş diyor. Bak kendi laptopun üstünde de göstereyim derken laptop boşa gitti. Zaten onu laptopun önünde yapmasaydın da biz anlardık. Evet, donmuş, dökülmüyor derdik. Bunu yapmana hiç gerek yoktu. Güzelim, laptop boşa gitti. Bu adam kargocu mu bu? Ne yapıyorsun? Videoya çekildiğinin farkında mısın şu an? Aynen, videoya çekildin, senin iş gitti. İş GG. Aşağı gel falan diyor herhalde, hareketlerinden böyle bir gider yapıyor yani. Demek ki yurt dışındaki kargocular daha betermiş ya. Ben bugüne kadar hiç bizim kargoların böyle fırlatıldığını falan görmedim. Görseydim de zaten geçmiş olsun. Bizde genelde kargocuları görmüyorsunuz. Çünkü geldik evde yoktunuz diyorlar. Abi evdeyim ya. Vallahi evdeyim. Yemin ediyorum evdeyim bak. Gerçekten inanmayacaksın ama evdeyim. Telefonunuzu neden mikrodalgaya koymamalısınız? Çünkü yemek değil yani. Bu bir telefon. Mikrodalgaya koyarsan bak boşa gitti. Ekran falan cortladı. Kamera hiçbir şekilde çalışmaz artık o telefon. Ha diyorsan ki bende para bol. Abi ben deneyeceğim böyle şeyleri. Ya para bolsa hatta bir tane de bana gönder. Levi yanlışlıkla sifonu çekiyor. Henry'nin öldüğünü düşünüyor. Ay balık ölmemiş mi ya? Ama niye hiç hareket etmiyor? Ha canlandı. Abi yalnız bir şey diyeyim, ben de öldüğünü düşünürdüm. O balık niye öyle hareket etmedi? Kış uykusu falan mı var bu Japon balıklarında? Ayrıca bir şey diyeceğim. Şu balıklar ölünce sifon çekmek nedir ya? Tuvalete niye atıyorsun? Git bahçede küçük bir yer kaz, onu at, zaten şu kadarcık canı var ya. Ne olur yani şu kadarcık bir şey kazsan. Lütfen ölen balıklarınızı tuvalete atıp üzerine sifon çekmeyin. Görüyorsunuz belki de ölmemiştir. Bir insan nasıl yemeğe deterjan katabilir ya? Abi bu markayı biliyorum. Bu bir deterjan. Yemeğe katmış. Hani bu kadar mı okuma? Okuman yazman yok. Bu kadar mı her şeyden bir habersin? Umarım onu yemeden önce fark etmişsindir. Lütfen yemekle alakalı pek bir bilginiz yoksa, ne bileyim böyle yani, okuma yazmada da sıkıntınız varsa yemek yapmayın. Arabayı lifte çıkarmışlar ama teker dönüyordu. Ben tekerin döndüğünü, aynen teker dönüyor. Ama en azından hiçbir yere gitmiyor ya. Ha şimdi anladım, galiba kapı kilitlenmiş, arabada gazda kalmış. Arabanın kapısını açmaları lazım, kontağı kapatmaları lazım ama yapamıyorlar gibi. Neyse iyi yanından bakın, araba bir yere gitmiyor. Allah'tan liftin üzerindeyken unutmuşsunuz yani. Adamın telefonunu çaldın. Evet, kamerada seni çekti. Ha sen de bunu fark ettin. Şu an bu videonun da fake oldu, ortaya çıktı. Ben bir şey yapmadım ha, kusura bakma deyip oradan böyle selam verip kaçıyorsun. Video fake de kesin böyle bir hırsızlık yaşandığına eminim. Kesin hırsız gelmiştir böyle, birisini gözüne kestirmiştir. Gelmiştir böyle, oradan çalmıştır. Ondan sonra bakmıştır ki aha kamera var. Pardon, bak koyuyorum, geri koyuyorum. Tamam kusura bakma falan. Kesin yaşandı ya, eminim. Abi bowling topunu atman gerekiyordu senin. Gitmemen gerekiyordu da o hareketi topla yapacaktın ya. Ha herhalde bu içeride ne olduğunu falan merak etti. Harbi ne oluyormuş ya içeride? Abi ya makine seni alıp yukarı götürürse? Sonra labut gibi seni dikerse böyle oraya? Ne olacak? Labutlar geldi.
Ha, o da oradan çıktı da ne gerek vardı yani şimdi onu hareketi yaptın eline ne geçti? Ayrıca da bir oynama hakkın daha gitti bence. Çünkü labutlar devrildi. Ben bu video hakkında konuşmak istemiyorum. Siz videoyu izlerken ben şöyle bir turlayacağım. Lamborghini'yi benzinle yıkadı. Yani daha da bir şey demek istemiyorum. Bakmaya kıyamadığımız arabaya neler yaptı ya. Her zaman düşük çözünürlüklü videolar iyi olur demeye getiriyor herhalde. Ne o? Orası mazgal. E orayı niye videosunu çektin ki? Ne var orada? Ha, telefon düştü. Şu sondaki bakışa bakar mısın? Telefon düşünce nasıl şöyle kaldı ya? Şeyi falan düşünüyor. Ben ne yapacağım şimdi? Onu nasıl alacağım oradan? Ayrıca ben oranın videosunu niye çektim ya? O ne ya? Bir şey siliyor ama yara mı o? Ne o? Çıkmıyor herhalde. Ha oralarda da var. Orada da yüzünde de var. Ve onlar çıkmıyor. Yalnız fark ettiyseniz her düşük IQ TikTok videosunda falan böyle çıkmayan boyayla yüzünü boyayanlar var. Abi kullanmadan önce okusana çıkmıyor işte. Bu videodaki olay aşırı saçma ya. Aşırı garip bir video. Yani o dönen turnikenin içerisine neden o kaykayını atma ihtiyacı duydun ki? Bak kaykayı da çıkaramıyorsun şimdi. Turnike de kilitlendi. Ya mantığı neydi ya? Hiçbir mantığı yok şu hareketin. Umarım akıllanmışsındır. Olay ne? O ne ya? Tavanda bacak mı var? Tavanda bir şey var ama ne olduğunu anlamadım. Aynen. Ha ayak var. Üst kattan birisi tavanı deldi ya. Nasıl oldu bu? Abi bizim de şimdi üst komşu var ya. Bir videonun ortasında böyle bir bacak gelirse şuraya. Çok saçma olmaz mı yani? Nasıl başardın ya orayı delmeyi? Ayrıca bir şey diyeceğim. O zaman evi yapan müteahhitte falan da suç var yani. Bir bacakla delinecekse o zaman bu evden hiç hayır gelmez ki. Kaykay galiba şu an. Tam anlamıyorum, bir kamerayı düz tutarsanız anlayacağım. Aynen kaykay o herhalde. E olay ne? Bekliyorum yani. Ha, kayacaksanız kayın. Kaymayacaksanız kayın. E kaydın işte, tamam. Ben buradaki olayı tam anlamadım ya. Kaydı işte. Kaydıraktı kaydı. Kaydırakta ne yapılır? Kaydır. Ya o hareketi yapmayın işte ya. Ama güzel yaptın. Hadi bir daha. Hadi çekirge 3 sıçrar mı? Yalnız ablanın şöyle beklemesi müthişti ya. Dediğim gibi çekirge 3 sıçramıyor. Çekirge her zaman 2 sıçramıyor. Bir pizzacı nasıl böyle bir pizza gönderebilir ya? Pizza değil, ekmek göndermiş. Arkalı önlü ekmek. Ve birileri onu kesmiş yani abi. O keserken bakmadınız mı? Bu pizza değil ki, hamur diye. Kimse de bakmamış. Herkes gözünü kapatıp herhalde o işi yapıyor orada. Forkliftle galiba tekne çekiyordu da tekne gitti. Abi o da gidiyor. Keşke onu bırakmasaydın. Al işte araba da gitti. Ya üçlü zarar. Tekne gitti. Kim bilir nereye vurdu gitti. Forklift gitti. Forklift arabaya çarptı, o da gitti. Yanlışlıkla klimayı 3 haftadır açık bırakmış. Nasıl ya? Klima buzlanabiliyor mu öyle? Bir şey diyeceğim, benim klima o kadar soğuk değil. Bakayım bir. Benim klima en fazla 18 dereceye kadar düşüyor. Yani 30 sene de onu açık bıraksam öyle buzlanamaz. Demek ki sizin klima bayağı güçlüymüş ya. Bu abla waffle yaparken waffle makinesinin çift taraflı olduğunu yeni öğrenmiş. Waffle'ı koyuyormuş içine, çeviriyormuş. Yani makine kendi kendine dönüyormuş falan. Bakıyormuş, Allah Allah ben buna waffle koymadım mı ya falan deyip ona da koyuyormuş. Ondan sonra fark etmiş çift taraflı. Sağlıklı yemek çok kolay. Ha, marulu aldın, hamburgeri marulunun arasına koydun. Pipetle marulun içinden böyle kola içtin falan. Evet çok sağlıklısın, tebrikler. Sen diyetisyen falan olsana ya. Best of 0 IQ TikTok videosu, en iyisi bu. Fazla olan karabiber öyle elektrik süpürgesiyle çekilir mi ya? Hırsızlar bütün like'ları aldılar ama kapıyı açmayı unuttular. Evet abla çalmış onları. Araba onu almadan gitti. Ya işte böyle olur yani. Hırsızlık yaparsan böyle olur. Bak seni nasıl sattı ya? 2 saniyede sattılar seni. Run for Orastran. Aynen orada da yakalandın zaten. Saçma bir hırsızlıktı yani. Gerçi hırsızlığın mantıklı olanı da olmaz yani. Saçma dedim de. Mantıklı hırsızlık diye bir şey yok. Hırsızlığın her türlüsü saçma. Oldu o zaman. Videoyu burada bitirebiliriz. Evet gençler, bir videomuzun daha sonuna geldik. TikTok'taki sıfır IQ'lu insanlara baktık. Dediğim gibi bu video bugüne kadar çektiğimiz videoların en best of'larıydı. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz hemen aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde aramıza katılmayı ve onun yanında bir like tuşu var ya, onu paramparça etmeyi unutmayın. Tam olarak şuradan diğer kanallarımıza da hepinizi bekliyoruz. Lütfen oradan da abone olun. Hemen şimdi şu videolarımı izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.